Evet, bir takım şaibeli durumlar var, gözle görüyoruz ama ispatlayamıyoruz. Ya sen bizi konuşamazsın, sen kimsin de falan. Yine ilk influencer'ıma gelmek istiyorum. Gizem Sarıtekin'e, Selin Yağcıoğlu. Amlaut'un herkesi paylaştım. Marka yüzünü paylaşmadı. Dedi ki Özlem Öz son bebeğini kendi doğurmadı. Ezgi Fındık'la ilgili şimdi bir iddia geldi. Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Ben gördüğünüz gibi Sapanca'dayım. Bir ses kaçırdı beni. Bildiğiniz böyle bir valiz açtı, kıyafetleri tıktı. Dedi ki gidiyoruz. Ne kadar planlasak da hiçbir yere gidemiyoruz. Sadece iş. O yüzden bugün buradayız. Gökhan Çıra'nın otelindeyiz. The Ses'le Gökhan Çıra kendi arasında konuşmuşlar. Bana beraber sürpriz yapmışlar. Sağ olsun. Yani The Ses demiş ki deliriyor. Hani onu çok kısaca yakın bir yere götürmem lazım. Senin otelin yeni açılmıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet de güzel. Biz yeni geldik ama gördüğünüz gibi şahsına münhasır butik tarzı bir konsept olmuş. Yeşilliği ve sıcak havuzu var. Ben birazdan mesela havuza gireceğim. O yüzden ne yapacağım? Bu videoyu çok kısa çekeceğim. Çünkü tatilde olduğum için. Hani bir günlük kafa dinleme diyelim. Çünkü bir günlük bir şey. Pazar günü tekrardan dönüp. Pazartesi gün canlı yayınım var. Malum. Kendimi çok yormamam lazım. Niye böyle yapıyorsun mesela? Çok merak ediyorum. Dijitalden geldim belli diyorum. Valla bu dijital işaretini. Evet. Yani her ne kadar geleneksel medyayı çok sevmiş olsam da benim var olduğum, varoluş alanım dijital. Bunu unutmamam ve özümü kaybetmemem için ona kendimi hatırlatıyorum. Orası bir... daha başka bir güç, daha başka bir kapı. Bu portaldan geçmek istiyorum ve oradaki havayı koklamak istiyorum. O yüzden onlar da benim yanımda. Hepsini çok seviyorum. Bugün çok enerjim iyi olduğu ve yüksek olduğu bir gün arkadaşlar. Malum farklı bir ambiyans. Ama çok güzel konularımız var. Influencer ağırlıklı yine. Çünkü zaten ekranda bol bol. Geleneksel sektörün insanlarını konuşuyoruz. Çok bir fark yok bakıldığı zaman. Ama ne var? Sosyal medyanın havası çok daha başka değil mi? Kesinlikle. Kan akışı daha sert. Biz bir de bizim kendi izleyicimiz. Yani kendi dilimiz, kendi halkımız. Evet, %80'imiz yani biz de aynı. Bizim burada kendimiz zaten bir dünyamız var. O dünyayı kabul etmeseler de biz o dünyayı unutturmamaya ve büyütmeye çalışıyoruz. O yüzden bugün yine o dünyanın, insanların kendi arasındaki yaşadıkları entrikalı günler. Biz bunlara değinmesek bunlar kendi aralarında kaybolup gidebilecek mevzular. Ama aslında bu mevzular onları bir o kadar üzüyor. Bundan kaynaklı da bugün magazinimizi çok kısa bir şekilde burada yapacağız. Aa, kahve yok. Evet, siz... kahve yok. Her şey hazırladı, kahve unuttu. Yani kahve yok bugün maalesef. O zaman ne yapıyoruz? Bir şey olmaz. Onlar kahve içiyor sonuçta. Ben çok çeyiştim. Biz iyi yedik içtik. O yüzden ne oldu? Hızlıca çekim yapalım. Ve sonra böyle güzel bir keyifli alan yaşayalım diye. Size videosu bırakmamak adına. Bak kıymetimizi daha doğrusu hissettim. 2 saattir hazırlıyor buraları her yeri. Arkadaşlar... Bugün maalesef siz yukarıyı görmüyorsunuz ama yüksek bir tavandayız. Evet, yankı. O yüzden yankı yapacak. Yankı yaptığı için de maalesef bu video bizi maruz görün. Bunu engelleyemeyiz çünkü buradaki öyle bir yalıtım sistemimiz yok. Hadi bakalım, başlayalım bakalım o zaman Yağmur Çevik. Rıfkı gözüküyor mu? Rıfkı gözüküyor. Rıfkı'nın arkadaşı da biraz önce geldi. Senin bozmamak adına selam verdi Badem. Gitti. Rıfkı görmediği için gözlerinde sıkıntı var. Arkada. Badem mi geldi yine? Badem geldi arkada. Sen konuşunca. Oğlum aşık oldu. Bakalım hayır olsun. Buradan hızlı döneceğiz. Şunu söyleyeceğim. Kronometreyi başlat. Evet. Bir saat geçmeyeceğiz. Tamam. O yüzden Eurovision yok, Met Gala yok. Hızlıca bu haftanın konularını toparlayıp herkes evine. Tamamdır. Tamam mı? Ama... Ben kahve içmesem de siz kahve içiyorsunuz. O yüzden herkes yerini aldıysa ve kahveleriniz hazırsa Sapanca'da magazin başlasın. Ay şöyle bahçeli bir evim olsa da Çiköy'ü reisi kestaneye koysam, kahvemi koysam. Her gün ben video çekerim biliyor musun? İnşallah olacak. Balığa kova olduğum için aynı ortam, aynı ruh, ambiyans sıkıyor. The Ses bunu çok iyi biliyor. O yüzden böyle yenilik beni çok yeniliyor. Evet, şimdi... Aynen, bu videoyu izleyenlere de yani. Herkese nasip olsun böyle bir ev. Amin inşallah. Bu dünyada olmaz, öbür dünyada olur. Değil mi? Belli olmaz bu işler. İnşallah. Ama biz istiyoruz tabii ki bu dünyada doyasıya doyasıya bu hayatı yaşayıp göçüp gitmek. Ama tabii göçmüyoruz, çalışıyoruz, daha çok genciz. Evet, hangisinden başlayalım? Bence Özlem Öz'den başlayalım mı? Bir hesap çıktı biliyorsunuz, Can Yelik diye okunuyor galiba. Dedi ki Özlem Öz son bebeğini kendi doğurmadı. Taşıyıcı anneyi doğurttu. Bunu da Kıbrıs'ta yaptı dedi. Bunlar onun iddiası. Ben kendisine ulaştım, dedim ki hayatım sen böyle bir şey söylüyorsun. Bunlar çok büyük iddia. Belgelerin var mı? İnandığım tabii ki belgelerim var.
Bunları gün geleceğim açıklayacağım. Bunlara dedim bana hatta dedi bu belgeleri sana atamam. Öyle söyleyeyim. Bir takım bir şeyler bekliyorum falan dedi. Tamam dedim. Ama dedi ben dedi kendimden eminim ve bunu ispatlayacağım dedi. Ben de ona yardım etmek amaçlı biraz stalk yaptım. Hatta gruplar attım önce bu olayı. Dedim ki arkadaşlar böyle bir durum var. Herkes stalk yaptı. Gerçekten bir takım belgeler bulduk. Bulmadık değil. Yani anlayamıyorum. Hastanede doğum gerçekleşiyor. Şu an insanların gözlerinde konumdayım acaba diye de düşünüyorum. Ama gördüğüm bir takım gerçekler var ki Özlem Öz'ün karnında yastık var. Yani hamileliğinle kandırmak istiyorsan sahte karınlar var. Nasıl sahte popolar var? Hatta pentleri de var demiştik. Hatta takan influencerlar da var demiştik. Geri geliyor. Ben her dediğine inanıyorum. Hı. Ve kendin de biliyorsun Özlem Öz konusunda çok hassasın. Evet. Hepsine inanıyorum. Şöyle bir DM de geldi. Bunu da söylemek istiyorum. Şu geldi mesela. Özlem Öz bu konuyu Özlem Hastanesi'nin yükümlülüğü yetkilileri Özlem Öz'e yazı yazarak başımını yap. Kasma yani. Ama Özlem Öz hala tamam yapacağım demesine rağmen hala Özlem Öz uzatıyormuş. Yani neden uzatıyor? İşte bunu anlamıyoruz. Bak ben Özlem Öz doğurmadı demiyorum. Erken doğurdu, başka bir şey oldu. Bak onu bilemem. Çünkü Hacı Badem Hastanesi'nden bana ulaştılar ve dediler ki doğum kaydı var. Tamam bize gelen bilgi doğru oluyor işte. Yani Hacı Badem de doğurmuş ama kasıyor. Yani ama bundan ama şimdi hangi ara doğurdu da hangi ara sahte... Arkadaşlar bu kadının sahte göbekle videoları var. Bakın bak bunları hepsi arkaya koyuyorum şu an. Mesela bu yeşil elbiseli olan şeyi. Bildiğin şuradan köşeleri var. Şu siyah elbiseli fotoğrafta. Burada gördüğünüz şurada yaklaştığın zaman burada bir sahte karının vermiş olduğu gerginlik var. Karnına dokunduğu yumuşak yumuşak video var. Tamam yumuşak karınlar var. Hatta bir tanesi bana atmış. O kadar yumuşak bir karın ki. Oy, içi sırf su. Ama Özlem kadar bastıramıyor kimse. Sanki bildiğin bir sahte topa yani topa veya sahte karına bastırıyor. Bu ülke mükremini gördüm, mükremini. Mükreminin karnı ama şeyden... Mükreminin karnı tamam doğru söylüyor. Daha orijinal. Evet. Aha nasıl yani? Karın yaptı ya bu adam. Yok ya şeydir o. Face neyse neyim böyle fotoğraflar attı işte. Çok yapmış. Yedirdi abi. Yani insanlara. Yani benle dahil olmak üzere dedik acaba mükremini hamile kalalım. Bir erkek hamile kalabilir mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kafayı yiyecektik yok, yani. Yok ben sayın doktorumuz hocamızı aradıktan sonra kendisinin böyle bir şeyin imkanı olmadığını söyleyince bunu Mika'da da söyledim, Mükremin'de de söyledim. Tamam, o zaman Badem'le bu hastaneyi nasıl kıyaslayabiliriz? Ya zaten hastane olduğu için biz burada duruyoruz. Ama sadece hastane değil ki. Birisi Acı Badem, birisi... Ha zamanda hastanelerde çok atakuliler gördük. Bebekler çalınıyor ya, bebekler değiştirildi. Bunları gördük, neler gördük. Takipçim geçen yazdı. Yağmurcuğum dedi, ben dedi işte bilmem adını vermiyorum, şu hastanede doğum yaptım. Bütün sülalemi kapısına diktim dedi, kapıya. Biri ayrılınca biri durdu dedi, biri gitti biri durdu dedi. Bebeği bir an boş bırakmadık dedi, bak bir an. İnsanlar güvenmiyor yeri geliyor. Hani gördüğümüz olaylardan, belgesellerden, bilmem nelerden. Bundan kaynaklı da biz demiyoruz tabii ki bu hastane veya diğer hastaneler kesin yapar ama zamanında gördük. O yüzden korkuyor tabii ki, yani insanlarda şöyle bir tedirginlik var. Bu kız niye böyle bir şey söylüyor? Neye dayanarak ısrarlı bir şekilde böyle bir şey söylüyor? Bu arada bazı iddialar çıktı Twitter'da. Güya Özlem'in kızı okulda annem takma karın takıyor, sahte hamilelik yapıyor. Bundan kaynaklı da işte bizim psikolojimiz bozuluyor gibi şeyler söylemiş. Bunu da rehber öğretmenler mi ne duymuş? Özlem rehber öğretmeni okuldan attırmış. Bunlar Twitter'da bazı insanların iddiaları. Vallahi okuyorum işte size. Asena'da bir kadın atıyor. Hamilelik tiyatrosu iyi güzeldi. Peki neden okuldaki öğretmeni görevden aldırdın? Şimdi resmi evraklar çatır çatır geliyor. Buna ne diyeceksin? Bence itiraf et ve kurtul. DNA testi ve jinekolojik muayenede hepsi çıkacak. Can Yelik diye bir hesapta şöyle bir yeni iddiası bulunuyor. Büyük kız olayı okulda arkadaşına söylemiş. Daha ben paylaşmadan önce annem karnına bir şey takıyor ve hep bir video çekiyor. Sıkıldım diye. Arkadaşı bunun annesine anlatınca şimdi okuldaki tabii çocuklar tarafından bu yayılıyor. Ayrıca kızın öğretmeni göndermiş kadını okula gidip bir hoca var mı? Resmen Türk filmi mafya değil misin sen şimdi? Sen diye de the ses orada mısın? Yani bir takım iddialarla dönmeye başlıyor. Güya kızı anlatıyormuş. Beni hep düşündüren şey neydi biliyor musun? Bak zaten ben böyle bir şey bekliyordum arkadaşlar. Yani gerçekten senin annen böyle bir şey yapıyorsa hamile değilse eğer gerçekten bir taşıyıcı anneye doğurttuysa çocuğunu bu çocuklar bunu biliyordur. Ve bir çocuğa ne kadar yalan söylettirebilirsin? Çocuk bu.
Attığın yani illaki söyler. Ben hep bekliyordum gerçekten bir yerlerden bu olayın, yani gerçekten burada bir yalan varsa, gerçekten ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var ya, hep bunu söylüyoruz ya, aslında kötü bir huyu desek de ne kadar iyi bir huy. Çünkü eğer böyle bir şey varsa bu bir yerde patlak verecek. Süt veriyormuş. Kimisi diyor ki sütünü görmüyoruz. Kimisi diyor ki göğsünü görmüyoruz. Kimi diyor ki bebek fazla yukarıda. Hani bebek fazlayı anlarım. Ama ben mesela bugün sen paylaştığın bir şey var göğüsle alakalı. Normalde süt veren göğüs biraz büyük olur. Evet. Diye. Bunu göğse de küçükmüş galiba. Evet, şiş değilmiş. Evet ama bak 100 DM üzerinden 90'ı kesinlikle haklısınız dedi. Ama 10 tanesi yo benimkisi de çıkmadı. Yo benimkisi de büyümedi falan dediler. Onu söyleyeyim. Yani diyorum ya, biz durup dururken hamile bir kadını sorgulamıyoruz. Çok da günah zaten, bu da haddimiz değil ama bir tane video çıktı, yine sahte karnı gözüküyor. Bebek annenin karnından çıkıyor. Kanlı değil, tertemiz fotoğrafı var. Yani ben o kanlı fotoğrafı görseydim okeydi. Belki yandaki kadın doğurdu, Özlem'e verdiler. Ben nereden bileyim? Çünkü Özlem ödem yapmadı. Özlem'in kocasıyla doğum anındaki saat zaman dilimleri bile farklı. Doğuma girmeden önce sancı saati 11:20 geçe, doğumdan çıktı saat 10:10 geçe. Hani biz mi deliyiz? Hani biz mi manyağız durup dururken sorguluyoruz? O zaman şöyle mi? Senin dediğin bana bilmiyorum. Hangi anne sorguluyor influencer? Bir tane dedi ki influencer kadın var, 7 kere doğurduk. Dönüp de bir kere kimse şaibeli dedi mi doğumuna? Bilmiyorum, bu ekranlarda söylediğimi bilmiyorum. Şunu mu demek istiyorsun? Doğum orada taşıyıcı anne tarafından oldu. Aynı yerdeydi ve bize gösterilen resimler direkt öteki odadan evet. Gelip resimler falan mı çekildi diyorsun? Evet, Flash TV diyoruz ya her zaman Özlem'in oyunculuğuna. Hani yapar mı? Yapar Özlem. Gerçekten bilemem. Gerçekleşirse şok olur muyum? Şok olmam çünkü biz zaten bir aydır konuşuyoruz burada derim. Ama hani bir anda bize Özlem alın size ya, işte erken doğurmuştum. 2 ayda da oyun yaptım size. Zaten jimnastik yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Aklı olanı anlamıştır. Kare yastığı görmüştür. Bize çat diye yayınlarsa bir takım özel videoları, böyle de kalırız. Yani ne yapması gerekiyor? Yani bu sefer dönerim ama hesabı derim ki ne oldu? Neydi elindeki delil? Ona da kızarım. Ha, nasıl ispatlayacak Özlem? Böyle düşünüyorum. Evet, kadın hiç ödem yapmadı bu arada. O çocuğun kanlı fotoğrafı. Peki diğer 3 tane doğan çocuğunda o çıkış anı böyle insanlar çekiyor ya kamerayla evet. Falan. O an var mı 3 videosunda? Bilmiyorum o an var mı ama ödemli fotoğrafları var. Eski hamile, yani bir önceki kızına hamile kaldığında çok ödemli. Yüzü gözü. Burada var ya fıstık gibi ya. Tabii şimdi ben bu olayı aslında televizyona taşımak istiyorum arkadaşlar. Televizyona taşımam için de Özlem Öz hakkında soruşturma açılması gerekiyor. Yani Özlem Öz hakkında hep bir şeyler var ama hiçbir şekilde ispatlanamıyor. Bu taraf beni ürkütüyor yani bu kısımlarda. Neden hiçbir şey, hani evet bir takım şaibeli durumlar var, gözle görüyoruz ama ispatlayamıyoruz. O yüzden bu davayı açan arkadaş bunun tabii ki peşinde. Soruşturma açılması için yeterli belgeler var mı elimizde? Evet var. Bunlar çok yeterli belge. Toparlayıp savcıya verilmesi için. Siz bana ne soruyorsunuz her zaman DM'lere gelip? Sen ne hissediyorsun aşkım diyorsunuz. Ben ne hissediyorum? Ben %50. Yani %50 evet, bir taşıyıcı anneye bunu yaptırabilirler mi? Evet yaptırabilirler. Çünkü ben zamanında gördüm, böyle videolarla gördüm. Size de gördüklerimi hep aktardım, hep buraya taşıdım ki dünyada böyle olaylar var. Ben görüyorum. Ben burayı açarken ne dedim? Ben çok iyi bir yorumcuyum demedim, ben çok iyi magazinciyim demedim. Ben amatör ruhumla çektiğim videolarla buraya kadar gelmiş bir insanım. Ama benim farklı alanlarım var, ilgi alanlarım var. Ezoterik konular dikkatimi çekiyor ve bu konuları her zaman aldım. Dedim ki dünyanın bir de böyle bir tarafı var. Bunları da bilin. Ama bunlar böyle çok ütopik gibi gelse de aslında değil. Sağımızda solumuzda insanlar da böyle. Bunlara hakim, bunları yapıyor. O yüzden olabilir mi? Olabilir. Ama bu kadın sonuçta hastaneyle anlaştı. Bir hastane doğum yaptı. Bir ebe doğurdu bunu. Bu ebe burada bütün influencer hemen doğurtmuş bir ebe. Bilmiyorum, ebe bana ulaşsın gerekirse. Ebeyle ben bir iletişim halinde olayım. Sen bunu gerçekten doğurttun mu yoksa taşıyıcı anneyi mi doğurttun? Falan filan. Zaman gösterecek. Buradan bunu bırakıp yine çok enteresan bir konuya gelmek istiyorum. Ki ben bunu ilk bu işe girdiğim zaman da değindim. Burada da konuştum, tartıştım. Benim ilk influencerlarım kendileri. Bazen böyle şey oluyor biliyor musunuz? O enteresan bir sese şahit. Bazen şey yaşıyoruz böyle bir yere gittiğimiz zaman. Böyle ilk influencerlarım hep kavga ettim ya. Çünkü beni anlayamadılar. Ben onları böyle değerli bir kategoriye getirmek istedim. Onları böyle bir kılıfa sokmak istedim yani. Siz zaten değerlisiniz ya. Siz oyunculardan, şarkıcılardan yeri geliyor daha iyi kazanıyorsunuz. Rapçilerden, mepçilerden. O yüzden siz hani magazininiz yapılsın. Bırakın da ben yapayım. Vallahi kapar seni dedim onlar bunlar. O zaman isim de veriyordum. Ondan sonra yok dediler, sen bizi konuşamazsın, sen kimsin de falan. Sonra böyle denk geldiğimizde böyle işte
konuşuyoruz artık tabii ki. Her tanışma veya her ilerleme veya her büyümede yaşayacağın şeyler bunlar. Normal. Sonra ben şey yapıyorum o insanlar. Ay benim ilk influencerlarım. Deyip böyle onlara böyle sarılıyorum. Diyorum ki ya vallahi bir yere geldiysem sayenizde yani. Onlar da bunu kabul ediyorlar tabii ki. Böyle olmak lazım. Bileceksin ne yaptığını, ne ettiğini bileceksin. Sen bilirsen sana kimse bir şey yapamaz. Hep dedim ya beni işletmeye kalktılar, onu yapmaya kalktılar, bitirmeye kalktılar. Ne dedim? Ben kendim biliyorum ya. Sizin bitirmenize gerek yok. Ben zaten söylerim. Ben bir gün bir şey yaparsam, yanlış yaparsam da çıkar söylerim yani her zaman. Karşınızda dimdik dururum. Çünkü bu bir yanlış ile doğrusuyla benim yani. O yüzden arkadaşlar nereye gelecektik konu? Yine ilk influencer'ıma gelmek istiyorum. Gizem Sarıtekin'e Selin Yağcıoğlu. İlk çıktığım günden beri ikisini konuşuyorum. Niye konuşuyorum? Çünkü ben bu işi yapmaya başladıktan sonra siz bana yardım ettiniz. Dediniz ki bakın burada bu olay var. Burada da bu olaylar var. Burada da böyle işte birbirini taklit edenler var. Kıskananlar var, laf sokanlar var falan diyerek ben olaylara girdim. Olaylara girdikçe olayı hep aydınlattık. Bugün yeni bir olayı aydınlatacağız. Hatta Dilsesim bana yardım ediyor artık. B3'te post atıyor olayları. Attım sana bir tane görev vermiştim. Güneş fırtınası. Yok dağıtmadım. Yani. Lütfen ödemini ihmal etme. Evet. Bilmiyor çünkü bu işi. Orada bize artık içerik oluşturuyor. İçerik oluşturduğu için de... Bir o eksik kalmıştı o da oldu. Burada artık ben ne konuşuyorsam belgesi olmuş olacak. Zaten bende her zaman her şeyin belgesi var. Ama bir de orada böyle görünen belgeler olmuş olacak. Bu işe başladığımda Gizem ve Selin'i bana gönderdiniz. Dediniz ki aşkım bak bu ikisi aynı. Bu ikisi aynı dediniz. Gittim baktım ben de gerçekten aynılar. Ama biz neye her zaman bakıyoruz? İlk kim yapıyor? Bu işin öncüsü kim? Kim? Gizem mi Selin mi? Ayşe mi Fatma mı? Nur Bilen mi Victoria mı? Ben buna bakarım. Ama şurada bir şey söyleyebilir miyim? Bunu yapan da çok influencer var. Şu anda önümüzde Gizem'le Selin var ama bunu ne zamandır bu influencerlar yapıyor mesela yani. Mesela bir ara Sibel'e Raşer'di. Bak bunları da konuşuyor. Hatırlayın benim ilk videolarımı izleyenler. Çok var ya. Çok yani vardı. Sen neler gösterdin bize. Duygu'nun esinlenmediği influencer kalmadı. Ya Duygu'yla bir ara Serenay'da aynı değil miydi öyle diyordunuz? Kim? Serenay'da Duygu. Yani o yabancı şu an var ya bak Duygu'nun bir arşivini yaparım çok olursunuz. Diğerleri de öyle keza. Tek Duygu değil yani bakın. Tonlarca influencer sayabilirim. Ama durmayan bir savaş var burada. Ya bak neyi anlamıyoruz biliyor musun? Şimdi Gizem ve Selin'e gelmeden çünkü Gizem senin üzerinden konuşacağım ama lafım hepsine yenir. Genelde zaten her zaman hepsine söylüyorum. Tek kişiler üzerinden konuşmuyoruz. Neden ben bağımsız bir orada duruş sergilemeyeyim? Ben Yağmur Çevik olarak benim yediğim başkadır. Benim sevdiğim başkadır. Benim bakışım başkadır. Ben istemem ki herkesle aynı bakayım. Ben istemem ki herkesle aynı giyineyim. Ben istemem ki herkesle aynı makyaj yapayım. İstemem saçım herkes aynı olsun. Zorla beni Şeyma'ya benzetiyorsunuz. Benziyorsun ama. Tamam da bu tamamen tesadüf olan bir şey yani. Yani. Yani benim 18 fotoğrafıma bak 18 yaşındaki benim saçım. Şeyma'dan büyüksün. O sana benziyor. Ve ondan yaşça büyüğüm. O sana benziyor. Hah. Ve saçım hep böyle yandadır. Dişlerim hep böyledir. Makyajım hep bu tondadır. Şeyma kaç yaşında? 30 ben ona yaşça büyüğüm yani. 10 yaş var o zaman. Ha, yani benim o genç, benim o fıldır fıldır oğlum dönenlerle portakallı vitamindi belki de. O yüzden. Ama ben mesela tek olmak istiyorum. Bağımsız olmak istiyorum her şeyimle. Tırnağımla. Her kimse bir esinlendiği var. Hailey Bieber'a ben de bayılıyorum. Bazen böyle benzetiyorsunuz şey diyorum. Allah'ım ne güzel, ne mutlu bana beni benzetiyorlar falan. Bu sefer böyle halka küpeler takıyorum onun gibi. İşte ne bileyim bir şeyler yapıyorum falan. Ben bir influencer'la birebir aynı gezersem deliririm. Gerçekten deliririm. Selin'le delirdim dedi geçen gün. Bir tane story attı. Dedi ki deliriyorum artık. Yani yeter ya. Her şeyimi aldığımı, ettiğimi, bittiğimi, bıttığıma kadar. Giyemezsin sen ya dedi. Bir story okuyalım. En iyi marka ve tren çanta ve ayakkabılarda pişti olmak çok normal. Herkes giyiniyor ve influencer olarak alıp giymek en normali. Pişti olmak da keza öyle. Ama artık trening yaptığım ve model olarak popüler bile olmayan kendi zevkimi alıp giydiğim spor ayakkabıları bile sürekli ve düzenli bir şekilde taklit edilmekten bana gıda geldi. Hop burada duruyoruz. Çünkü o gün bu story atmadan önce Gizem Sarıtekin Adidas'ın bu ayakkabısını alıp pembesiyle story atmıştı. Zaten Gizem olduğunu anladık. Bu kaçıncı ben sayamadım. Hem insanı gerçekten soğuma geliyor. Günlük hayatta birinin sürekli bunu size yaptığını düşünün ve ne kadar can sıkıcı olur değil mi? Kaldı ki biz influencer ve günde bununla alakalı sürekli mesaj almaya
açık hayatımız var. Gerçekten sinir bozucu. Hiç normal değil. Bence umarım her şeyden bende var. Ben de alabiliyorum. Bak çok güzel bir şey söylüyor aslında burada. Her şeyden bende de var. Ben de alabiliyorum. Psikolojisinden bir an önce kurtulursunuz. İnfluencer demek nedir? Niye influencer'ı sevmiyoruz? Yani ben de bir influencer olarak niye genelini sevmiyoruz? Çünkü şöyle bir algıları var. Bende de var. Bende de var. Sadece o değil yani. Bir hayır, anda o, kolayca mi? Para kazandığını düşündüğünüz için. Hayır ya. Mesela bir daha plant diye ruj çıkıyor. Bende de var, bende de var, bende de var, bende de var. Ayakkabı çıkıyor, bende de var. Chanel çantasının bir modeli çıkıyor, bende de var, bende de var. Sahtesini de alıyorlar bu arada. Hepsi orijinal değil. Bana yapılmıyor mu zannediyorsunuz? Veya diğerleri yapılmıyor mu zannediyorsunuz? Ben de influencer'la arkada konuşuyorum. Ama mesela ben yapıldığı zaman benim hoşuma gidiyor. Ben mesela gruplarımla bunu konuşuyorum. Arada bir story atıyorum esprisi ama çokça denk geldiğimiz anlar oluyor bizimle mesela. Ama öne çıkıp söylemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü ne güzel. Demek ki ben artık öncü olabiliyorum bir takım olaylarla. Bu beni mutlu ediyor. Tamam sen de ne güzel öncüsün diyebiliyorsun aslında karşı tarafa. Bırak ya keyfini çıkar. Öncüsün işte ne güzel. Ama bir saatten sonra şey diyebilirsin. Evet ya gerçekten bu durum beni sıktı. Ama şimdi senin de Gizem'e dönüp baktığın zaman Gizem'in de ilk attığı yani Gizem bir look yapmış ve ilk olarak bu look'u piyasaya koymuş. Arkasından senin yapmış, o yapmış, bu yapmış. Mesela dış sesin postlarına gelelim. Değil mi? Evet. B3'e gelelim dış ses. Ben bararken sen de yorumunu yap. Mesela sen post attın ve bir yorum analizi ortaya çıktı. Ben okumadan önce. Ne dediler? Gizem mi Selin'i taklit ediyor? Selin mi Gizem'i taklit ediyor? Şimdi şöyle başlayalım. Ben şimdi ismini vermeyeceğim influencer'lar da bu işe girişti. Hala ve, yazıyorlar bu arada. Ve bana özelden yazdılar. Benim ne zamandır dikkatimi çekiyordu. Ben o daha yeni mi öğreniyorsun diyenler. Bunlar iyi influencer'lar biliyor musun? Yani onların bile dikkatini çekmiş. Bu arada bu olayı story olarak girdiğimizde bir takım influencer'lar da bana yazdı. Hepinizin bildiği, hepinizin takip ettiği, sevdiği influencer'lar. Ve dediler ki yalnız ne Selin Gizem'e kızsın, ne Gizem ve Selin'e kızsın. İkisi de birbirini çok taklit ediyor. Hatta benim videolarda böyle bir şeyim var. Bunu ne Selin, bak Selin de Gizem de bana kızmasın. İkisiyle de arkada görüşüyorum. İkisinin de bu konuyla ilgili yorumlarını biliyorum. Hatta bazen kaçıyorum ikisinden, yalan değil. Çünkü onlar bana kadar konuştukça benim burada konuşma alanım daralacak diye korkuyorum. Tarafsız objektif konuşmam lazım. Şu subjektif de yorumlar yapmam lazım. Burada subjektif yorum yapamayacağım diye çok korkuyorum. Bundan kaynaklı da ikisini az dinlemeye çalışıyorum. Çünkü o kendince çok haklı, öteki de kendince çok haklı. Ama benim burada tamamen tarafsız konuşmam lazım. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Selin'den bahsedeceğim. Evet. Gerçekten Selin'in o kadar haberini yapıyorum ki. Selin var ya çoğunda bana cevap verir. Hı hı. Ama gerçekten hiç öyle düşünme biliyor musun? Selin'in en enteresan haberini yaptığında bile ya kendini ifade ediyor. Anlatıyor şu an. Ya da doğrusunu söylüyor. Tamam, şu an anlatıyor. Ya da gülüyor. Evet. Gizem de öyle, Selin de öyle. İkisi de gelip kendileri... Bak bütün bu arada arkadaşlar eskiden şey vardı ya böyle harala hurala falan. O yok artık. Gelip insanlar durumu anlatıyorlar. Bana geçerse aktarıyorum. Ama geçmezse yine aktarıyorum, bana geçmedi diyorum. Ve demin sorduğun sorunun cevabını vereyim. Hı hı. Hangisine? Gizem mi? Selin mi? Birbirini takip ediyor diye bir soru sordum. Ben şu an senin postlarındayım bu arada. Evet. Bu sorunun cevabını çok kısa hemen geçeyim. Normalde gerçekten bu işe başladığından beri ilk Selin Gizem'i takip ediyor. Analizlerime göre. Ben de bunu söyledim. Ve sonra... Esinleniyordu. Sonra Gizem Selin'i takip etmeye başlıyor. Ama bu zaman zaman hep yer değişiyor. Evet. Hep yer değişiyor. Ama Gizem Selin'i yakaladığı zaman paylaşmıyor. Selin Gizem'i yakaladığı zaman vuruyor. Her şeyi bir yana koy. Son kez cümlemi kapat. Bak da istemiyorum. Yani dün o kadar post attık değil mi Yağmur? O kadar bilmem ne yaptık. 420 tane evet. 400 insan oraya post yazdı vesaire. Ve hala dün uçan kadın ve köprü kadın muhabbeti vardı biliyorsun. Valla geriliyorum ben. Yemin ediyorum geriliyorum. Şu an ne söyleyeceğimi çok iyi. Aslında biliyorum da. Neyse ya ben ikisini çok beğeniyorum. İkisi de kendi aralarında çok başarılı bir kadın ama karşımda da olsa ikisi şu an. İkisi de derim ki Selin'cim sen ilk başta bu sektöre giriş yaptığında belki Gizem hani bilmiyorum belki senin kendini var etti. Belki Gizem kocasının durumu iyiydi. Ondan bu sektöre bir tık daha rahat giriş yaptı. İstediği markaları aldı. İstediklerini giydi ama gerçekten Selin Gizem'i taklit ediyordu. Yani birebir yapıyordu. Çünkü postlar var ve baktığın zaman etek birebir aynı, bilmem ne birebir aynı. Zaman olarak baktığın zaman Gizem önce atmış falan filan. Bu serüven böyle gitti. Hatta kendi takipçileri bana dedi ki evine kadar benzerlikleri var. Hani Selin, Gizem. Ama şimdi elinden
belki gelen bir seninle bir aşkın vermiş olduğu özgüven de olmuş olabilir ama seninle böyle bir yükselişe doğru gidiş var. Ve bu beni mutlu ediyor. Ben bir kadının yükselmesinden keyif alıyorum. Selin level atladı ve Gizem'i şu an kendine takip edebilecek konuma getirtti. Öyle söyleyeceğim. Şu an Gizem gerçekten Selin'den esinleniyor. Bunu görüyoruz. Yani spor storyleri bile birebir aynı. Selin bir hırslı bir şekilde spora başladı. Çok da güzel oldu fiziği. Onu da söylüyorum bunu. Selin bu arada güzelleşti de. Kendi gruplarda da bunu konuşuyoruz. Gruplarımıza da bunu konuşuyoruz. Görünen bir gerçek var ki şimdi yorumlar, analizler, postlar her şey ortada. Kimse bana kızamaz, kimse bana küsemez de. Ama herkes herkesten esinleniyor. Selin'in de esinlendiği influencerlar var. Gizem'le de zamanlar esinlendi ama şu an son ortalamaya göre bakarsak evet Gizem valla ayakkabılarda, sporda, bir takım şeylerde Selin'le birebir aynı gidiyor. Niye buna gerek var bilmiyorum ya, ben Yağmur Çevik olarak hiçbirine benzemek istemem. Hepsinden farklı olmak isterim. Benim bir tarzım var, beni ben yapan bir şey var. Bana baktıkları zaman beni hissetsinler, beni kokumda, buradan Yağmur Çevik geçmiş, Yağmur Çevik konuşmasıdır, bu Yağmur Çevik yorumudur, bu onun analizidir ya, bunu o ilk söyler, başkası söyleyemez bu sektörde desinler. Ben bunu istiyorum tarzım olarak da, makyajım olarak da, saçım olarak da. Ben keyif almıyorum bu durumdan. Ama keyif alanlar var, onları da seviyorum. Onlar da benim için değerli hepsi. Bir şey diyemiyorum bunlar kaynaklı da. Ama ne var işte, şöyle bir şey var. Şu an maalesef sonuçlara göre de, son ambiyansa göre de Gizem Selin'i esinleniyor. Çünkü Selin, ya bilmiyorum, ondan çok yakın arkadaşlardı. Görkem Karman da bu gruba dahildi. Sonra arkalarından konuşmuşlar, ben öyle duydum. Sonra bu arkadaşlık bitmiş. Birbirlerinin laflarını birbirlerinin kulağına gelmiş. Arkadaşlık bitti, şimdi düşman oldular. Çünkü Selin direkt gönderme yaptı. Bunun üzerine de Gizem de ona bir gönderme yaptı. Hatta ben Gizem'den ne cevap gelir dedim. Gizem de takıntılı bir dizi karakterini Selin'e ithafen onu paylaştı. Selin de durmadı. Takipçilerinden gelen DM'leri paylaştı ve bir sürü şey almış. Aa, Selin kimden bahset? Çok açık ve çok haklısın. O kişi ve kişiler işte sadece senin gibilerini taklit eder. O kadar haklısın ki bize normal tarzı asla alakası yok falan. İşte seni Chanel Bobet'i ne kadar almış bilmem ne de bilmem ne de. Selin de durmadı. Sonra TikTok'ta da biri demiş ki Gizem'e Selin seni taklit ettiğini düşünüyormuş falan. Gizem ona ha ha diye cevap verdi gülerek. Derken bu savaş dış sesimin son söylediği üzere de uçan kadın ve uçan kadın olarak devam ediyor. Ama yorumlar tabii çok önemli. Biz biliyoruz sizin ne düşündüğünüz ama tabii ki onlar da influencerlarımız da yorumlarımızı okuyor ve bizim analizlerimize çok önem veriyorlar. Çünkü son kararı maalesef burada biz veriyoruz. Yargı değiliz ama son kararı burada her zaman 4 yıldır 4 yıldır biz veriyoruz arkadaşlar. Artık 5. yılımızdayız. 5 yıldır diyebilirim diye düşünüyorum. Influencer magazini olduğu için tabii ki son karar bizde oluyor. Yoksa hepsini çok seviyoruz. Ama yorumlarınız çok önemli. O yüzden siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten harf harfini yazın. Çünkü yanlış bir şey çıksın, bir tablo çıksın istemiyoruz. Buradan neye geçiyoruz? Buradan Sibel'in doğum gününe geçiyoruz. Influencer magazini yapıyoruz. Sibel geçen gün 30 yaşına girdi arkadaşlar ve büyükçe bir parti yaptı. Sibel çok abartıyı sever biliyorsunuz. Bayılır. Bayılır da bayılır. 15 saat hazırlanır. Her gideceği yere öyle olsun. Her zaman öyle olsun. Hatta biliyorsunuz Damla Altun'un arkadaşı birazcık bundan dolayı zedelendi. Marrakeş tatilinde birbirlerini gördüler. Aman dediler. Sen 15 saat hazırlanıyorsun. Sen 2 saat hazırlanıyorsun. Ben öyleyim. Ben böyle derken hop kişilik çatışması çıktı ortaya. Ne kadar aynı dili konuşuyoruz deseler de aynı dili konuşamadıklarını gördüler. Gelelim bugüne. İyi ki doğdun Sibel. Sibel'cim iyi ki doğdun. Sibel. İyi ki doğdun Sibel. Coşkulu bir kıza coşkulu bir şey kutlama yapalım. Benim influencerlarım çok değerlidir her zaman. Bizim influencerlarımız desene. Bizim influencerlarımız çok değerlidir her zaman arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü onlar bu işe deli gibi emek veriyorlar. O emeklerinin karşısında bize de burada içerikler çıkıyor. Sibel, 2 gün öncesinde sanki Şükrü arası açık gibi bir ambiyans almıştım. Bunu da bir söylemek istiyorum. Hatta kulağımda duyumlar gelmişti ama bak doğum gününde Şükrü yanındaydı. Oh tamam ne güzel dedik. Olur. Herkes kavga ediyor. Hepimiz kavga ediyoruz. Sabah kavga ediyoruz. Akşam barışıyoruz. Şimdi Sibel 30. yaşına bastığı için o mübalağası mübalağa kattı. Büyük bir parti yaptı ki erken doğum gününü kutlamış. Galiba hafta sonunda bir doğum günü olabilir anladığımız kadarıyla.
Büyük bir organize yaptı. Yok yoktu. Herkesi çağırmıştı. Bir tek bizi çağırmamıştı. O yüzden Sibel'e buradan bir kırgınlığımızı da dile getirelim. Damla Altun'undan tut, Buse Terim'ine kadar herkes vardı. Tabii herkes Damla Altun'u görünce biz araları bir tık açık sanıyorduk. Çünkü en son Sephora ile çektiği iş birliğinde Damla Altun herkesi paylaştı. Marka yüzünü paylaşmadı. Öyle bir paylaşım yapmış ki Sibel böyle en kambur durdu, en böyle hayvan durdu bir anını almış. Sibel'in aradı gümbürtüye gitmişti. Hani biz ne isterdik? Aynı dili konuşan iki insan olarak. İşte bugün bu benim fıstığım marka yüzü olmuş demesini beklerdik. Neyse sorun değil, vardır bir bildikleri diyerek. Abi baktık Damla Altun'un hiçbir şey yokmuş gibi Sibel'in doğum günleriydi. İlan bile bile diyorsun değil mi? Babasını görmeye gel. İyi çabuk ekrandan. Çabuk gel aşağıya. Nerede madem? Sen benim artık önüne oturur musun? Bak şimdi var mı? Biliyordum. Evet. Derken Damla Altun çat Sibel'in doğum günündeydi. Tabii şimdi böyle günlerde arada küçük şey yoksa bir organizasyoncun varsa da organizasyoncuna dersin ki benim evet listemi çağır. Kim var listemde? Damla, Mert Bidinli, Buse, Yelda, Derev, o, şu, bu. Değil mi? Çağır işte kalabalık bir yer kapatalım yapalım falan. Ulus 29'da zaten. Doğum günümüzü yapalım işte falan derken bir doğum günü yapmış. Nereye kaldık o gecede? Damla ile arası soğuk zannediyorduk. Soğuk değilmiş. Ha bana geçti mi bu görüntüler? Geçmedi. Aldığım o samimiyeti almadım. Ama olsun. Öyleyse öyledir. Bir şey demiyoruz. Ben magazinci olarak gördüm, yorumluyorum şu an. Ama yok eğleniyorlardı ya. Öyle değil mi? Eğlenecekler tabii ki. Ortam kim eğlenmez? İlla hep çok yakınlarımız mı geliyor? Hayır canım ya. Olur mu? Yoldan geçen bile geliyor, yani geliyor. Ben hiç tanımadığım bir insanım. Senden dolayı doğum günü. Ben de senden dolayı evet. Gitmişimdir yani. Yani. Gibi gibi. Ama tabii ki Sibel'le Damla arkadaş bu arada arkadaşlar. Şükrü ile ilgili tabii ki bir öpücük teması vardı. Herkesin elinde öpücükler vardı. Bardaklarda falan da öpücükler vardı. Sibel'le Şükrü'nün böyle daha böyle aşk, love kokan storylerini bekledik. O kadar bir belki anne babası or dedi. Mesela Sibel ilk defa babasını paylaşmış. Aynısı da babası. Sibel'den küçükler hep babaya benzer. Büyükler de anneye benzer galiba. Böyle bir şey seziyoruz. Böyle bir analiz var galiba arkadaşlar. Kime baksam çevremde böyle. Ama ne vardı? Şükrü biliyorsun Sibel'i çok paylaşmıyor. Onun öyle bir tarzı yok. Hani Sibel'i sevmediğinden değil. Öyle bir tarzı yok. Doğum günde de etiketler yapılmış. Hep etiketleri kendine eklemiş. Ama şey Şükrü kendine eklemiş. Post paylaştı ya olur mu? Hayır öncesinden bahsediyorum. Ha, öncesinden. Ama altta bir kalp falan da yoktu. Tamam erkek olabilir bir şey diyemiyoruz. Erkekler böyle çok Hakan Sabancı da mesela. Bir tane böyle yalandan bir kalp atar. Geçer ki Hande'ye ölüyor aşkından. Hani olabilir falan dedik ama baktık sabah oldu bir takipçiler beni de arıyor. Ben ne yapayım yoksa bana ne? Bana ne? Şimdi Şükrü attı da post story atmadı da bana ne zararı var? Ben oturup evde onu düşünüyorum. Hayır. Ama işte takipçiler üzülüyor Sibel'i sevenler ve diyor ki atmadı hala akşam olacak falan. Ben de story attım dedim ki hani Şükrü bak böyle hani. Ya story ya bir post bir şey yap. Sibel seni attı kız hemen sabahını attı yani seni. Derken hop akşamına ne geldi? Post geldi. Ne yazmış? Happy 30 baby. Evet 700'de yorum almış. Of 135 bin de beğeni almış. Çok yakışıyorlar. Eniştesine benziyor Şükrü. Bir Londra muhabbeti döndü biliyorsunuz. En son orada yani bu ilişkiyi öyle konuşmuştuk. Londra çok pahalı demişti. Sibel diyerek Şükrü'ye bir omuz atmıştı. Biz onu görmüştük. Bilmiyorum tabii ki içeriden bana çok bilgi gelmedi. Anne baba Şükrü'yü seviyor mu? Baba ne düşünüyor? Aile ne düşünüyor? Mezhepler farklı, evlilik olur mu bilemem. Ama şu an güzel bir dinamikleri var. Ama sanki böyle eski ambiyansları yok gibi mi? Bilemedim. Var mı eski? Yani sen yani her şey çok yolunda mı yoksa bir soğukluk var mı seni yoksa? Şükrü sevilir misin ama? Evet. Bence iyi ya. Ama şöyle bir şey var. Dediğin gibi bu iki günde falan görmediğiniz için sanki böyle DM'lerinde veya paylaştığı şeylerde hafif böyle bir özlem vardı. Dediğin gibi bir şey vardı ya. Sanki araları yoktu falan gibi de bir şeyler geldi ama bence alakası yoktu. Benim dikkatimi ne çekiyor biliyor musun? Yani Derev'in ailesi olsun, annesi olsun falan veya Derev olsun falan hep esprilerinde şu var. İnşallah seni istemeye de geleceğiz. İnşallah seni istemeye geleceğiz. İnşallah seni isteme falan i̇stiyor, bu var. Sibel evlenmek istiyor. Evet, onlar istiyor onu yani. Bildiği için Sibel'in evlenmesini istiyor. Yani bilemedim. İnşallah tabii ki her şey çok güzel olur. Sibel'in ilk defa bu kadar kontrollü görüyoruz. Yani yoksa çok hiperaktif bir kız. O da öyle mutlu. Öyle de olsun, iyi güzel. Bu arada bak enerjisini iyi çalıştırıyor Sibel. Hep bunu söylüyorum. Dikkat edin Sibel'in bu tarafına. Olumlama çok yapıyor. Olumlama yaptığı için çok şükür
ne güzel mutlu bir hayatı var. Daha da mutlu olsun inşallah. Sibel'in düğününü merak ediyorum. Sibel evlendiği zaman Allah nasıl bir düğün yapar artık? Yani şatafattan da şatafattan. Yıkılır yani. Seviyor kız. Yani böyle gösterici seviyor. Bakalım. Düğün derken Dilan Arıkan'la ilgili biliyorsunuz bana bir iddia gelmişti. Evlendi galiba demiştim. Sapanca'da konuşuyor halkı. İddialar kulağımıza geliyor demiştik. Yoksa bu yüzden mi geldin buraya diyecekler. Sapanca. Niye söylüyorsun? Niye hiçbir şey ağızda tutamıyorsun? Ne bileyim, seviyorum ben bizim takipçilerimize söylemeyi. Dilara bak sen aşkoloka. Aşkolog. Sen insanlara tavsiyeler ver. Sonra git gizli gizli evlen. Hiçbir takipçinizi kimseye de söyleme. Çocuk da bu arada, çocuğu da kendin gibi yapmış. Bir tane sarı papatyası var Dilara'nın, en başa dönersek. Gizli gizli bir kaçamak bir ilişkisi vardı. Ben zaten paylaşmıştım. İsminin başını vermiştim. Diğerini vermemiştim ayıp olmasın diye, ama bütün bilgileri yerine vermiştim. Sonrasında bunlar ortaya çıktı. Ama bunlarla ortaya çıkarken bir cesaret ben hissettim. Aynı evdeler bilmem neler falan. Tak buna haberi bana geldi. Dediler ki evlendiler bunlar. Ama çocuk gizli alıyor. Tam Türk filmi gibi. Zaten o kızın böyle bir konuşmaları falan da böyle bir nostalji havası fazlaydı. Zaten Dilara'yı Ankaralı bir aile. Ankara'dan ben tanıyorum. Bana duyumları, iddiaları her zaman geldi. Zamanında birileri, Survivor'dan birileriyle bir ilişkisi olmuş. Videoları falan ortaya çıktı derken sonra kendini öyle bir kapattı. Sonra tekrardan geri döndü. Bu sefer aşkolog olarak güzel de bir şeyler yaptı. Enteresan, farklı bir şeyler söyledi derken kendini çekti. Şimdi tekrardan gündeme ilişkisiyle geldi. Hop, yeni bir gündem olarak. Bu sefer evlilikle Çırağan'da 15 kişilik gizli gizli en yakın arkadaşlarıyla bir düğün gerçekleştirmişler. Gelinlik falan giyiyor mu? Gelinlik falan her şey giyiyor. Çocuğun ailesi bunu bilmiyor. Çocuğun ailesinden de gizli yapılıyor bu. Çocuk bir şekilde ailenin karşısına çıkıyor. Dilara ile mi gidiyor onu bilmiyorum. Diyor ki ben evlendim. Aile diyor ki biz bunu kabul etmiyoruz. Yani evlendiğin gibi boşanarak tekrardan karşımıza gel diyorlar. Ve evladı gönderiyorlar evden. Kredi kartlarını ev koyuyorlar. Anlatacağım hikaye Ezgi Fındıklı biraz Miran hikayesine benziyor. Çocuk sağdan soldan borç almaya başlıyor. Dilara bunu biliyor mu bilmiyorum. Muhtemelen biliyordur. Evini böyle geçindiriyor. Zaten Dilara influencer. O da tabii ki destek oluyordur eşine diye düşünüyorum. Bu şekilde bana gelen duyum. Bunlar iddia arkadaşlar. Doğruluk payını bilmiyorum. Beraber yaşadıklarına göre, Dilara'da da yüzük olduğuna göre %100 evlendiklerini kestiriyorum. Ama artık aile nasıl bir reaksiyon verir, ne yapar onu bilmiyorum. Ama şu an benim bildiğim bir küslük var. Sapanca'da bunu herkes konuşuyor. Mutluluklar diliyorum bu arada. Aile okey vermeyeceği iş birazcık sarpa sarıyor. Ama umarım sizin için her şey tabii ki iyi olur. Arkadaşlar Ezgi Fındık dedik ya demin. Ezgi Fındık'la ilgili şimdi bir iddia geldi. En son zaten biliyorsunuz neydi o çocuk? Mirhan. Mirhan. Mirhan'la beraberdi. Mirhan'ın durumu çokça iyiydi. Ama aile bu olayı el attı. Ve dedi ki hayır, o kızla olursan senin kredi kartlarına el koyarız. Hakan Sabancı gibi nasıl Ağur Sabancı'ya müdahale ediyor? Bu ailenin çocukları müdahale ediyor. Dilara Arıkan'ın kocasına da bu örneği verdik. Bunlar tabii ki Dilara kısmı benim iddiam. Şimdi Ezgi Fındık yeni sevgili yapmış zaten TikTok'ta. Miran'a göndermeler yapıyordu, şarkılar söylüyordu, Dubai'de yaşadı bir ay boyunca falan, o kadar emek verdi ama yok. Miran dedi ki, Ezgi'cim parası saadet olmuyor, ailem kredi kartı vermeyince biz seninle nasıl anlaşacağız dedi ve yollar ayırdı. Ezgi şimdi sevgili yapmış, dün gece zaten Kıbrıs'ta kumarhanede olduğunu bana söylemişlerdi. Yanında da beyefendinin adını vermişlerdi ama bugün başka bir detay geldi, artık bu ortaya çıksın dedim çünkü herkes demek ki görmüş. Ezgi Fındık özel jet ile Girne'ye geldi. Kasının ismi vermiyorum. Adana en iyi oteline konaklıyor. Girne'de de jetle geziyor. Ama bu böyle hani zengin bir iş adamı Girne'ye jet değil indi olayı değil. Çünkü Kıbrıs'ta otelleri olan Murat Tibuk ile Ezgi beraber. Bu bizim iddiamız ama oradaki görenler bunu söylüyor. Zaten story'e baktığı zaman da anlıyorsun. Yani Ezgi yine kendine yakışır bir iş adamı, erkek arkadaşı bulmuş. Hayırlı olsun diyelim. Belki şu an deniyorlar. Belki yeni bir şey. Çoluk çocuk olmaktansa büyük bir adam olmasını tavsiye ederim bu arada. Çünkü evlenecekler ama evlenemez. Aile eline bakan bir adamdan sana ne faydası olur? En azından yine kendi işiniyle kavrulmuş bir adam olması yine senin için daha iyi. Çoluk çocuktan ziyade. Evet. İnfluencer acaba Ezgi hakkında ne söylüyorlar? Bir şey diyeceğim. Yine Ezgi'nin yine zengin. Yine paralı bir adam bulması şey mi sadece? Yani sırf Ezgi güzel diye mi yapıyor? Paralı insanlar onu istiyor yani.
güzelleşiyor diye estetikle, öyle diyelim. Ama tabii ki bir aurası var ki. Buldu yine yani. Bunu taşıyor yani. Buluyor işte. Ne aradığına ne bulduğuna bağlı. Mesela, evet arkadaşlar, bir de bu haftanın bir sahnesi vardı ki Afra Saraçoğlu ödül aldı bir yerde. Okul Üniversitesi'nin sahibi bu ödülü verdi ve Okul Üniversitesi'nin sahibi bu ödülü verirken eli fazlasıyla Afra'nın kolundaydı. Şimdi Afra iki tane ödül aldı. İki tane ödül aldığı için de hani tabii ki kollarını çok kullanamadı. Bundan kaynaklı da beyefendi yardım edilmedi ama eli fazla içerideydi. Hani bir tutmak var. Mesela bir kız tutuyorsa artık hani elini koyma oraya, anladın mı? Ben tutuyorum demek zaten. Hani sen çekil demektir o. Ama biz kadınlarda bir şey var, hep böyle bir kendimizi kollama var. Bunu Ariana Grande da yaşadı şarkı söylediği yerde. Biz kadınlar her zaman her şeye tacizde kalıyoruz yani bir şekilde, anladın mı? Adam yani sana bir şey yaparken bile o elini sana sürtmekten keyif alıyor. Dokunmaktan keyif alıyor. Ben demiyorum ki Okul Üniversitesi öğretim üyesi, ben demiyorum ki öyle bir şey yaptı. İnsanları dinlerim, o ayrı. Ama direkt orada Afra'nın vücut dili bize çekingen ve rahatsız olduğunu ifade ediyordu. Ama adama dikkat et. Mesela adam resim çekilmek için Afra'ya bile bakmıyor. Nereye tuttuğunu bile farkında değil yani. Yani adam bir tuhaf, evet orada da bir tuhaf. Yaşı da var adamın. Ama yani Afra böyle bir rahatsız olduğunu hissettiğimiz için biz böyle bir konuşma gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki Afra'yı dinlemek lazım. Hemen fanlara tabii bir genç kıza bunu yapamazsınız da falan diye şey yaptılar ama tam emin olduğumuz bir açı değil. Bana iddialar gelir beyefendi hakkında. O çok apayrı boyuttur ama hani şu an benim de bildiğim bir şey yok. Yok öyle bir şey ya zaten. Yani evet, gördüğümüz görüntüde yardım etmek mi istiyor anlamıyorum. Elinin fazla mı tutuyor orada? Ama yine bu haftanın anlayamadığımız bir kadının yine böyle değişik maruzlara kaldığını hissettiğimiz bir anda bir kadın olarak tabii ki hemen onu anlıyorum. Empati yönümü kullanıyorum, hem cinsimi yani. Çünkü hepimiz yani hepimiz bir şekilde buna maruz kalmışızdır. Hayley'e ne diyorsun? Hayley boşanacak falan diyordunuz, bilmem ne diyordunuz, ayrılırı diyordunuz. Evet. Hamile oldu. Evet, hamile kaldı. Çünkü bunu da bekliyorduk. Çünkü oranın TikToker'ları falan bunları söylemiştim. Videoları da göstermiştim. Hayley'nin bu sene Justin'in bu vatandaşlık durumları için hamile kalmasını bekliyorlardı. Gerçekten analizleri tuttu. Biz de o takip ettiğimiz için dünyayı bunları önceden söylemiştik. Ki zaten yani o yüzden Hayley'nin böyle bir hamileliğini bekliyorduk. Tam da 5. yılda hamile kalması. Ya bunlar çok iyi bir ekip ama öyle olduğunu düşünmüyoruz tabii ki. Gerçek bir aşk olduğunu düşünüyoruz çünkü öyle pişmeler, o sarılmalar, bunlar gerçek olamaz. Uzatmalı bir ilişkisi vardı Hayley ile Justin'in. Tebrikler bakalım. Justin zaten bebek gibi Hayley'nin yanında. Hayley'nin iki tane bebeği oldu. Bakalım Hayley'e mutluluklar diliyoruz. Öncesi bana söylediler bu arada. Bir hafta öncesi bana görüntülere geldi. Bana söylemişlerdi ama ben yoğunluktan canlı yayının temposuna bu haberi girmeyi unutmuştum. Ama beklediğimiz bir şeydi ve gerçek oldu. Umarım her şey güzel olur. Bakalım. Selena fanları tabii ki burada şok. Çünkü her an Selena ile barışacaklarını bekliyorlardı. Ama artık umutları kesilmiştir diye düşünüyorum. Gerçi ne hamilelikler görüyoruz da biz. Bir şey hep söyleyeceğim kılıf. Peki. Hep kılıf. Evet. Adamlar bir seksüelliğini saklıyor. Hanımlar evdeki mutsuzluğunu saklıyor. Hep kılıf çoğu çocuklar. O zaman şöyle söyleyeyim. Sinem bir şey daha geleceğim. Sinem Kobal hakkında ben sana sorayım. Hatta anket yaptık bunu sayfada. Evet. Ve çoğu insan o göbeğin normal göbek olmadığını, bir hamilelik göbeği olduğunu ve bu yönde Sinem herhalde paylaşımlardan, magazinin veya gördükleri paylaşımdan sonra şu andaki çocuğunu kucağına alarak işte karnını dinlediğini ve ondan mutlu olduğunu falan, evet, gibi şeyler. Çünkü o bir anne ve oradan çıktı o çocuk. Yani ya da sezaryansa karından, normal doğumsa genitalden. İddiamız şu. Hamileliğini bazı arkadaşlarımız bak abi gördün mü işte hamile mi değil mi diye sorarken böyle bir resim geldi. Sanki bizi onaylıyor gibi. Ya da onaylıyor gibi ya da bu işten PR kasıyor gibi. Evet. Etkileşimden faydalanıyor şu an. Ve biz de çünkü bunu normalde, evet, yağmur çeviriye soralım. Anne karnında olgunlaştığı, geliştiği için, burada can bulduğu için tabii ki bir, ne kadar büyüsek de büyüyelim, ben annemin karnına bile sarılabiliyorum hala. Çünkü orası hepimizin hassas noktası. Hatta ben nöral terapi tedavisi gördüm biliyorsunuz. Göbek deliğimi iğne yaptıklarında beni resetlediler. Dedim ki Allah'ım ben yeniden doğdum. Doktor dedi ki evet yeniden doğdun. Çünkü annenin olan göbekten gene o kordon bağını resetledim. Oradaki bütün annenin geneyi, sana siniri, neyi, huyu, takıntısı varsa sana o hop kodlanıyor. Oradan sana geçiyor demişti. Bir takım ruhsal durumlarla seni kurtarmak için. Ama sinimin iki yoldan bunu paylaşım var. Şimdi yeni projeye başladığı için hamilelik kalmaz. Eğer çok yoğun bir tempoda çalışıyorsan buraya hamileliği sıkıştıramıyorsun. Doğru muyuz? Yeni projeye başlayacağım bu sene. Geliyorum, geri dönüyorum. Yeni gelmedi, geri geldik diyor. Burada hamilelik mi olacak? Hayır.
Bence etkileşimden faydalanıyor şu an çünkü sizin yani bizim paylaşacağımızı biliyordu. Evlilikten, bebekten konuştuk. Seda Önder'e gelelim. Seda Önder boşanıyor. Hayırlısı olsun. Hatta dün de bir kaza yapmış galiba. Evet, çok geçmiş olsun. Buradan arabası paramparça olmuş. Nazardır. Çok gösteriyorsunuz. Kocalarla tatiller, oralar, buralar, şuralar. Gözdür bu. Bazı kadınlar buna göz diker. Diktiği gibi de alır. Şimdi ben bir şey demek istemiyorum. Seda'yı biliyorsunuz. Aman gergin ve lafını esirgemeyen bir kadın. Ama benimle iyi bir iletişim var. Onu da söyleyelim. Değilse de iyi oldu söylüyorum Seda. Şimdi Seda'nın ben bir takım evliliğine dair bir şeyler kulağıma geldi. Biliyorum, daha ziyade kulağıma geldi. Zamanında evet boşanmaya kadar gittiler. Uzaklaştı. Bir takım belki kadınlar girdi bu süreçte falan. Derken tekrardan toparladılar. Ama işte bir şey bitiyor ya. Olmayınca olmuyor anladığım kadarıyla. Zaten Seda hep bir şeyler diyordu, düşmanı çok, işte büyü yapıyorlar falan filan, hep böyle bir sistemleri var. Hala sistemli storyleri var, ekibini bile komple değiştirdi, arkadaş ekibini falan. Biraz zor bir kadın, bunu hissediyoruz. Zor kadındım tarzı bir kadın. Ama hayırlısı olsun, iki çocuk var. İki çocuk olduğu için çok fazla yorum yapamıyorsun. Çocukların geleceğini düşünüyorsun her daim. Beni şaşırttı mı? Şaşırttı mı bu son? Hayır. Ben bir şeyler duyuyordum, kulağıma geliyordu. Ama her evlilikte olan, demiyorum ki, bir tek Seda'ya has. Bir tek Seda bunu yaşıyor. Hayır. Çevremizde herkes bunu yaşıyor. Ama bir yer kangren olduysa orayı kesip atacaksın. Çünkü deniyor deniyor olmuyor demek ki. Deniyorlar deniyorlar demek ki olmuyor. Belki adam durulmuyor. Belki Seda düzelemiyor. Bilmiyorum. Derken anladığımız kadarıyla çünkü soy hatlar değişti. Her şey artık bitti. Bir şey şunu görüyorum. O tatiller, o işte gittikleri daha geçen hafta Paris'elerdi. Daha geçen hafta İtalya'dalardı. Demek ki göründüğü gibi değil. Yani siz şey görüyorsunuz ya sosyal medyada. Aşkım onlar gidiyor, biz gidemiyoruz. Aşkım onlar gidiyor, biz peki gidiyoruz. O an, yani. Peki o an eğleniyorlarsa yani. Önemli olan o değil mi yani? Bitebilir, her şey bitebilir. Ama o an eğleniyorsa ve bunu bir da... Bir şey diyemiyorum. Yani, o an eğlenebilir çünkü. Yani. Evet, hayırlısı olsun. Seda çok güzel bir kadın. Umarım toparlanırlar tabii ki. Biz bundan yanayız. Her zaman aşk kazansın diyen bir ekip olduk. Ama eğer bir şey bittiyse de değil mi? Zorlamanın manası yok diyerek geçiyoruz. Peki, kartı kapatıyoruz. Evet, peki. Şöyle bir özel bir soru sorayım. Nasılsın peki? İyi mi geldi burası? Nasıl? Yani daha 2 saat oldu. Geleli. Bu ses kaçırdı beni. Arada el işaretleri yaptım. Umarım anladınız diye umut ediyorum. Valla kaçırsan sen kaçırırsın ya. Ben niye kaçırayım kaçırdı seni? Kaçırdı beni. Pazartesi canlı yayında değilsem adresim konumum belli. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bu işe dair falan diyerek. Biliyorsunuz ki Yağmur gazla çalışan bir insan olduğu için kendisine evet. Gelmesi lazım ve her zaman biliyorsunuz ki desteklediğim gibi şu anda da onun mutluluğu için desteklediğimi esirgemedim ve ona bir kendisini gelmesi için buraya çok güzel bir detoks yaptım. Gökhan'a çok teşekkür ediyorum gerçekten indiriminden dolayı. Çocuk sana her şey yaptı ama sen ısrar ettin. O yani, da ama ödemek için ona indirimini yaptı sağ olsun. Çok güzel. Herkese de şu an tavsiye edebiliyorum. Daha ne olsun işte. Arkayı görüyorsunuz. Yukarılar evet. Çok güzel. Burası villa arkadaşlar. Küçük bir villa. 2 tane odası var. 2 katlı bir yer. Güzel bir yer yani. Bahçesi, sıcak Rıfkı havuzu var. Rıfkı için çok güzel. Bir evet. Tane arkadaşı var. Neydi adı? Badem. Badem. Ay sabahtan bir nöpüşler. Badem artık babası aldı götürdü. Ben de artık kendim gidiyorum. Güneş fırtınası tekrardan gündemde. Neyse Allah'tan video çektin. Çekemeyebilirim yani. Hemen haberi de okuyalım. Jeomanyetik fırtına ya da bilinen ismini güneş fırtınası, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası veya manyetik alan bulutunun neden olduğu dünyanın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır. Arkadaşlar evdeki şarj aletlerinizi fulleyin, mum stoklayın. Elektrik kesintileri şu an gündeme gelebilir. Hatta gündemde olan arkadaşlar var, bana yazmaya başladılar. Elektronik aletler bozulabilir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi. Maalesef manyetik alanları etkiliyor işte bu ısı yükselmesi. O yüzden çok ısınan aletlere dikkat edin. Çok prize tutmayın her şeyinizi. Laptoplar falan patlayabilir. Allah evet. Korusun diyelim yine de. Ve bundan dolayı da dün bizim takipçilerimiz böyle bir şey gönderdi. İnan abi iyi geceler. Şu an İskoçya'dan yazıyorum. Gökyüzü kuzey ışıkları var. Çok şaşkınım. Bunu seni bayağı... Şeyden Almanya'dan işte. Da yazdılar. Evet evet, Fransa'dan da yazdılar. Belçika'dan da yazdılar. Bunları ben arkadaşa atacağım editte. Niye? Şeyden işte bu. Güneş patlamasından dolayı evet. Ve bizde de gözüktü. Ankara'da var. Bazı illerde var. Ay gitmemize gerek kalmadı. Evet, burada da bu akşam olabilir. Yine gidelim biz. Bu yani. Akşam olabilir. Ay inşallah, görürüz. Çeker story atarız. Evet, siz bu videoyu tabii ki bugün günlerden cumartesi, siz pazar günü izliyorsunuz. Pazar kahvenize eşlik ediyorum. Her zaman olduğu gibi uyarılarımızı yaptık. Magazinlerimizi verdik.
Tatilde olsa bile Yağmur Çevik yine videosunu attı. Koca yine ektik Yağmur Çevik için. Herkes abone olsun. Herkes like tuşuna bassın. Bu videoyu uçuralım. Beni unutmayın. Öyle bir sadece şey. Koca yürekli. Sanki ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Ve de sesime kocaman alkış. Evet. Queen'i buraya getirdiği için ve bize bu videoyu yine aksatmadığı için, ekipmanlarını da yanında getirdiğin için seni çok seviyoruz ama en çok takipçilerimi seviyorum. En çok size aşığım biliyorsunuz. Bak ya. Başıma gelen en güzel şey sizsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama pazartesi neredeyiz? Söylemezsen olmazdayız. Evet. Beyaz TV'deyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bana iyi tatiller. Birazdan sıcak havuzdayım. Bye bye. Bari buraya bir iki tane görüntü at bari. Atarız belki bakarız. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bye. Bye.